Hiç kimse bilmiyor. Biliyorsunuz tepedeler onu devamlı yani iyi yaymasın diye küçük yerlerde, hapishanelerde, zindanlarda, sürü içerisinde. Bundan daha hiçbirimizin haberi yok. O üstadın mecmuada, Büyük Doğu Mecmuası'nda üstad mahkeme döndüler basınlar dedi. Saçlarım o dedince başlarım olsa, her gün biri kesilse, hakikat-ı Kur'an'ı feda olan bu baş size eğilmeyecektir. Sizin nemrutlaşmış reislerimiz şuna yiyirsinler, betirsinler ki benim mevtim hayatımdan fazla İslamiyet'e hizmet edecek. Ölümün başınızda bomba olup patlayacak, başınızda atacak. Ben bunu okuyunca üstada, yani kahramanlığına meftun oldum. İsmini daha ilk defa duyuyorum. Hiç malumatım yok. Hemen karar verdim, ben bu zatı ziyarete gideceğim diye. Şimdi ziyarete gideceğim ama adresi yok. Dedim Necip Adım Tekirge'ne gelmek gidelim İstanbul'a. Oradan adres alırız. Bu yazı yazdığına göre onda adres olurdu. Necip Adım Bey'de. Samaraş'tan adres almak için İstanbul'a geldim. Necip Adım Bey'in bürosuna vardı Bağmahalli'de. Orada Necip Adım Bey'i sordum, yoktu dedi. Ne zaman gelir dedim. Orada çalışanlardan bir tanesi dedi, ne yapacaksın sen Necip Adım Bey'i dedi. Şu zatın dediği zaman adresi alacağım dedi. Onun adresini o bilmez ki, ben bilirim. İlk gün talebesiyle orada karşılaşmıştık. Bu kardeşin Malatyalı Ahmet Ramazan, Medine-i Münevvere'ye dedi. Dedim, der öyleyse ben ziyaretine gireceğim. Ama o zat dedi, her ziyaretine geleni kabul etmez. Tam ihlasla, samimiyetle gideceksin ki kabul etsin. Dedim, yahu kardeşim ben tam ihlasla, samimiyetle gideceğimi zannediyorum. Hele bir ver dedim. Maraş'tan ta İstanbul'a bir adres almaya gelen de ihlas olmaz mı? Peki, verdi bir adres. Mehmet Çalışkan abinin Emirdağ'ındaki bakkal dükkanının adresini vermiş. Atladım Emirdağ'a geldim. Emirdağ'ın Mehmet Çalışkan abiyi buldum bakkal dükkanına. Dedim ki hoca efendi ben ziyaret için geldim, beni götür. Dedi ki bugün üstad çok hasta, ağır hasta. Hiç kimseyi getirme, kabul etmeyeceğim dedi. Götüremem dedi. Öyle şey mi olur ya dedim. Ben uzun yol kattım geldim. Ben görmeden, görüşmeden, ziyaret etmeden bir yere gitmem. Götüreceksin. Götür, o götürmem diyor. Ben götüreceksin. İki saat uğraştık böyle sürtüştü. İddetledi bana rahmetli. Ya kardeşim dedi sana haberden anlaman mı ya? Getirme diyor. Ben nasıl götüreyim? Boşa uğraşma. Ben atlatamazsın dedi. Gideceksin, Hoca Efendi'ye benim ziyaret maksadıyla geldiğimi söyleyeceksin. Kabul ederse ziyaret ederim, kabul etmezse döner gider. Ama kabul ziyaret maksadıyla geldiğimi duyurmadan hiçbir yere gitmem. Baktı çok direniyorum, gideyim söyleyeyim dedi, gitti. Bakkal dükkanında bekledim ben de. Bekledim, biraz sonra işte geldi, şu karşı duvar bir mesafedeyken baktım gülerek geliyor. Gülerek geldiğimi görünce kabul edildiğini hissettim. Hemen koştum, karşılaştık. Gel dedi üstad, kabul etti, seni götüreyim dedi. Hakikaten ağaç attıymış üstadda. Kabul etti, gel götüreyim dedi. Düştük peşine, gittik beraber üstadın odasına, evine. Akşam bile böyle ortada salon şeyle koridorlar, karşılıklı olarak. Tam üstadın kaldığı odanın kapısının önüne geldik. Tam karşısında da böyle odamsı bir yer var şurası gibi. Cemeke yansı oda olacak. Odun doldurmuşlar. Ben de o zaman milliyetçiyiz ama yine de cahillerimizden Avrupa'nın kıyafetine kendimi koptuyum. Potir şapka başında. Kralı, kolalı gözle, bıyık tıraş. Böyle üstadı diğerine gidiyor. Ondan sonra Mehmet Çalışkan abi diğerlerine dokunmaz da üstad şapkayı sevmez, başındakini çıkar da gidiyor. O bari iyi. Başındakini çıkar da gidiyor. Onu, o öyle derdi ben de, gayri ihtiyari, böyle fatörü aldım, ta odununa fırlattım. Bir yere asayım, koyayım, çıkınca geri giyeyim, sevdası yok. Ondan sonra kapıyı vurdu, içeri girdi, üstadın misafirini getirdim dedi, o çıktı, ben girdim. Girdiğim zaman üstadın böyle karyolada yastığa dizini bir tane koymuş, başı avucunun içerisine almış, yanbağa gelmiş, istirahat halindeydi. Dikkatimi çeken, belinde tabancası var, onu gördüm.
Bu defa ben içimle kendi kendime dedim ki, hoca da silahlı olur muyum? Bizim mahalle hocaları gibi, hoca veriyorum ben dedim. İlk defa geliyorum. Ondan sonra öyle içimden geçti. Vardım, elini öptüm. Karyona baş tarafında bir yerde serinde bir minder vardı. Çıktım, oturdum oraya. Bana üstad dedi ki, ben bugün çok ağır hastayım. Hiç kimseyi ziyaretçi kabul etmeyecektim. Fakat ismini söyleyince içime büyük sevgim doğdu. Derhal getir dedim dedi. Arkasından bu silah meselesini, içimden geçenin cevabını verdi. Demokrat Parti iktidara geldi, bir ay sonra ben ziyarete gitmişim. 6. ayda. 50'nin. Dedi ki, daha eski partinin çok münafıklar var. Nefs-i müdafaa meşrudur. Onun için ben silahsız durmam dedi. İçimden geçenin cevabını böyle verdi. Ondan sonra bana nereden şey geliyorsun diye sordum. Ben Kahramanmaraş'tan geliyorum dedim. Orada İstanbul'dan geliyorum dedi. İstanbul'dan geliyorum deyince ben ilk defa İstanbul'a verdiğim vardığım için onu söyledim. Üstad böyle büyük bir çeviklikle Kahramanmaraş'ın ortasına oturdu. Orada benim talebelerimi işkence ediyorlarmış. Ne biliyorsun bana söyle dedi. Benim cımbızletimi çeksinler, talebelerime dokunmasınlar diyor. Onlara olan talebelerine olan şefkatinin mübarek ilerdi. Benim daha hiçbir şeyden haberim yok tabii ki. İlk defa üstad bir yerde geliyor. Yok dedi, bilmiyorum dedim, haberim yok. Ondan sonra o sırada Ceylan da daha böyle pürtüsü yok, çamaşırını yiyor. Karşıdan alt tarafında, leğenin içerisinde. Benim hizmetim her adama nasip olmasın, lüt de yıkasın dedi üstad. Ben öprüğü kaptım, su dökmeye başladım. 5 dakikadan fazla misafir tutmazmış. Biz yarım saat kaldık bu sebeple. Fakat bana soru soruyor. Ben sizinle konuştuğum gibi konuşuyorum. Her var, hiç böyle çekingenlik vesaire yok. Benim bu halim hoşuna gitti. Gülüyorum bari. Yarım saatten sonra artık çamaşır bitti. Gitmemiz gerekiyor diye düşündüm. Dedim ki, bizim Müftü Efendi'ye selam söyleyeyim dedim. Maraş'ta Havuzer Efendi müftümüz var, çok değerli bir alim. Ömer Asya Bilmen'in de çok tatlıyını kazanmış bir alim. Ben de çok severim yani. Aklıma o geldi. Hoca Efendi, bizim Müftü Efendi'ye selamınızı söyleyeyim mi dedim. Ben hocalara dargınım dedi. Şimdi Hoca Efendi'ye olan muhabbetim, 29 yaşındayım, gençlik, isyan ettim. Bizim bir Hoca Efendi, Müftü Efendi senin bildiğim hocalardan değildir. Benim bu deli konuşmam bir güldürdü. Bir güldürdü bari. Böyle gülerek dedi ki, madem üstünden mi var, selam söyle dedi. Ondan sonra eserlerinizi okumak istiyorum, nereden temin edebilirim dedim. Sen talebem olarak kabul ettin, aynı neşeyle gülerek. Sen talebem olarak kabul ettin dedi. Elazığ'da Hulusi var, İsrail'de Zübeyir var, git onlardan istahap. Ne adres var, ne soyad var. Dedim, verirler mi? Benim selam söyle. Verirler mi diye delilik sormak yani. Git onlardan al deyince tabii o da diyor ama biz cahillerin. Benim selam söylersen verirler diyor. Ondan sonra ayrılacağımız zaman tabii ben bir şeye muhtali değilim. Dışarı çıktıktan sonra götürürlermiş. Ne konuştunuz, ne karar verdiniz, ne yapmak istiyorsunuz diye sorguya çekerlermiş. Üstad bunu biliyor tabii. Bana dedi ki, dışarı çıktığın zaman eğer seni Baroğlu'nu götürürler, istisbab ederlerse hastaydım, onun için gittim dedi. Zira yalan söylemiş olmazsın, manevi hastalık hepimizde vardı. Ondan sonra çekildim, elini öptüm, çıktım. Elhamdülillah, benim adımla merhameten Cenab-ı Hak gene hiç kimseyi karşılaştırmadı benimle. Gittim Akşehir'e, Hoca Nesrettin merhamın türbesini buldum. Ona bir aşırı kurdum. Oradan kalktım, Maraş'a geldim. Şimdi iki tane alt var. Ben ikisinin de tabii mahiyetlerini bilmiyorum. Koç Hacı Hulusi Ağabey'in de mahiyetini bilmiyorum. Dedim ki, Elazığ büyük vilayet. Hulusi'yi kim tanır, onu bulmak zor. Ama dedim, Zübeyir herhalde dedim, küçük bir yer İslahiye. PTT memuruna bir telefon açın PTT'ye. Onlar mektup götürmüş, tezrat götürmüş olurlar. Bu vesileyle bilebilirler. Bir sorayım dedim. Maraş'tan telefon açtım. O zaman manyetör telefon. Tam kral çıktı. İslahi'yi bağlı dedim. İslahi'yi bağladı. İslahi'den biri çıktı karşıma. Ben Zübeyir'i sormadan evvel
Siz kimsiniz dedim. Hani oruçlama adamın kim olduğunu öğreneyim diye. Kimsiniz dedi. Ben Zübeyir Ündü tabii. O kardeşim diyor kararken diye yerine geçtim dedi. Ben dediği zaman ziyaret ettim de selamı var. Bana eserlerini, kitaplarını verecek misin? Ey sen gördün mü o zatı? Üstadı görmek mümkün değilmiş. Ben onu tabii bilmiyorum. Dedim evet gördüm. Geliyorum dedi telefona kapattığımda. Dava adam diyor. Bir buçuk saat sürmedi. 70 kilometre zaten Maraş'a. Bir buçuk saat sürmedi, geldi. İşte o zaman el yazması, Osmanlı. Yani yaşlı olduğum için okuyoruz tabii. Ondan sonra onlardan Zülfüvar Mecmuası, Tılsımlar Mecmuası, Sıracımdır, Mektuba, Sözler, her yere koymuş geldi. Ondan sonra gel, o zatı gören gözlerle görmek kafidir, kucakları gözlerinden öptü. Oturduk, iki saat daha bir konuşma yaptı. Bu konuşması Risale-i Nur'un mahiyetini anlatıyor, hizmet tarzını anlatıyor. Allah razı olsun. Ondan sonra kitapları bana bıraktı, gitti. Ben kitapları aldım, bizim Müftü Efendi de bize diyor ki, her kitap okunmaz, aldığınız kitabı bize göstermeden okumam, kafanız karışır. Bu emre binaen, kitaplarını hepsini aldım, doğru fetvahaneye gittim. Fetvahanede hoca benim masasının üzerine koydum, orada 600 tane de ulemadan, hocalardan arkadaşlar gelmiş, onlarla sohbet ediyorlardı. Hoca ben dedim, ben bir zamanı ziyaret ettim, size selamı var. Hani madem Hüsnü Zan'ı ve selam söyledi ya, size selamı var. Bu eserleri onu ben okumak için aldım dedim. Bakar mısın? Baktı, bırak da gitti. Bırak da gitti. Peki, bıraktım gittim. İki ay sonra tekrar aldım. Hoca ben de okudum mu kitapları dedim. Okudum onu. İki ayda o kadar kitap, gözü kör oldu okuyor. Okudum onu. Nasıl buldun dedim. Mustafa oğlum dedi, 200 seneden beri dünyaya böyle bir eser gelmedi. Bundan sonra da geleceğine şurada. Hoca ben de verirse ben de okuyayım dedim. Yok ben kitap vermem, dert kendime baş. Ondan sonra hamlak başladı bir seyir bilmede. Üstad'a karşı çok büyük muhabbeti vardı. Yani yüceklikliğinde hiç şüphem yok dedi. Ahmet İhsan Genç. Evet. O tanışır. Çok yakın şeyti var. O da tanışır. Yani Kur'an ve hadisten sonra evet. En büyük evet. Yani hücceti imaniyedir Risale-i Nur diye. Evet. Ben hatta not ettim evet. Var notlarımın arasında. Evet. Şimdi bana iki gözü kör oldu. Okuyor. Doktor diyor ki bir gözü kör oldu. Diyor ki öteki de kör oluyor. Okuma. Aşık okumayı bırakamıyor ki. Onlar yine okumaya devam. İkisi de kör olduktan sonra bana dedi ki Mustafa oğlum, her gün bir saat üstadın eserinden geleceksin fetvahaneye, bana ders okuyacak. Peki dedim, ben devam ediyorum. Pişkinlerden bir fabrikatör İskenderun'da Maraşlı Mustafa ismini, Mehmet isminde bir arkadaş vardı. O da Maraş'a geldikçe beni ziyaret etmeden gitmezdi. Yine Müftü Efendi'ye ders okumak için gideceğim telaşındayken hissetti. Geldi dedi ki yarın sen nerede bir yere gideceksin. Bir yere gideceksin. Sonra giderim oturalım dedi. Nereye gideceksin dedi. Hafızal Efendi'ye, Müftü Efendi'ye gideceksin. Ooo bir taşla iki kuş vurmuş olur. Ben de geleyim beraber gidelim. O zaman olur. Peki gittik beraber. Hoca Efendi'ye selamu aleyküm selam elini öptü. Kalktı ondan sonra biraz sokaktan sonra. Mustafa getirdin mi oğlum dedi. Risale soruyor. Getirdim hocama, oh dedi. Açtım dersi. Her cümlesinin başına o galiba fabrikatörü empoze etmek için. Her cümle bittikçe evet Hazret doğru söylüyor, evet Hazret doğru söylüyor diye diye ders bitti. Ders bittikten sonra Mehmet Efendi dedi. Ben bu eserin çoğunu gözüm görürken okudum. Kör olduktan sonra da okuttum, dinledim. İçerisinden bir tek atacak cümle bulamadım. Bu eseri hiç okumasam da evinde bulunursam evimi bereketlendirir dedi. Böyle bir sürü vardılar. Sonra beli kırıldı mübarek. 4 sene sırt üstü yattı. Çok sabi, çok şakir bir hasta. Bizim Hasan bir bilen var. Öğretmen, emekli. O daha emekli değildi o zaman.
Ona dedim ki hoca ben de hasta görürsün, senden bir ziyaretine gider. Peki dedi, kalktık gittik evine, ziyaretine. Orada da 12-13 kişi vardı, misafir vardı, biz de tanımıyoruz. Elini öptü, hoş baştan sonra dedim ki hani alışkanlık var ya, hoca ben bir ders okuyalım mı dedim. Hoca ben de oradaki misafirlerin kim olduğunu bilmiyormuş, onun için ne oku dedi, ne okuma dedi, tereddütlü durdu. Hasan'a dedim ki oku. Hasan beni bilir misin? Oku dedim. O okudu, bir ders okudu. Ders okuyup bittikten sonra dedi ki, burada kim olduğunu bilmiyorum dedi. Yani casus mu var, ne var? Bilmiyorum. Kim olursa olsun dedi. Bu eserleri itiraz dedi, İslam dairesinin dışına çıkar. Böyle bir fetva. Allah rahmet eylesin. Amin. Abi ben müsaadenizi rica edeceğim. Bir telefon da geldi.